Büyükelçiliğe hedef aldığınızda bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Siz başka bir ülkenin topraklarına füze fırlatıyorsunuz demektir. Çünkü elçilik, konsolosluk arazileri o ülkeye aittir. Yani diyelim ki Türkiye, Büyükelçiliğin toprakları Türkiye'ye ait. Türkiye toprakları olarak farz edilir. Yahut İngiltere'nin orayı hedef alıyor. Aslında bir şekilde savaşın içine çekmeye çalışıyor. Öyle anlıyoruz Kremlin. Ve madem siz destekliyorsunuz Ukrayna'yı buyurun sahaya gelin sahada da beraber çatışalım sanki buraya doğru meseleyi götürme çabasında e, Kremlin öyle görülüyor bakınız bir şey göstereceğim Belarus malum Lukashenko tamamen Putin'in yanında. Savaşta ben tarafım diyor. Artık şimdi harekete geçiyor Belarus. Askerlerini de savaşa sokma niyetinde tuhaf bir hareketlilik var Belarus'ta. Belarus Ukrayna sınırında tedirgin edici bir hareketlilik bu. Farklı farklı coğrafyalarda da asker hareketlilikler görüyoruz. Rus tarafıyla Rus birliklerinden bir kayma var ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyor? Dört koldan bir kuşatma mı başlayacak, başlatacak? Şimdi bu dört koldan kuşatmanın şu anlama mı geliyor acaba? Kiev'in burnunun dibine mi gidecek tekrar? Yine oraya mı çevrilecek? Bu soruların cevabını biraz sonra konuğumla konuşacağım ama ben size Belarus'un da olup bitenleri anlatayım. Şimdi ilerliyor Ukrayna. Köy köy ele geçirdi. Putin ilhak ettiği bölgeleri. Putin dört koldan büyük bir savaş planını yeniden devreye soktuğu düşünülüyor. Analistler tarafından Belarus'un başkenti Minsk'ten gelen haberler savaşta kuzeyden yeni cephenin açılmak üzere olduğu, açılmak üzere olduğunu işaret ediyor. Yani e, Ukrayna'nın kuzey cephesi Belarus sınırıdır. Değerli seyirciler, Belarus sınırından yeni bir cephe hattı açacak şimdi Rusya. Oradan bir kuşatma başlatacak. Belarus'ta görevli Ukrayna Büyükelçisi Igor Zima önceki akşam Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisine Ukrayna Belarus'a saldırmaya hazırlanıyor bu girişimlere en sert şekilde yanıt verilecek notası verilmiş. Şimdi bunu Kiev'de görüyor. Belarus da bu savaşın içine girecek. Belarus askerleri de Ukrayna sahasına girecek. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu savaşın seyrini çok daha farklı noktalara doğru götürebilir. Daha tehlikeli boyutlara doğru götürebilir. Bunu teferru, teferruatlıca konuşacağız. Ama işin bir de Türkiye tarafı var. Şimdi Türkiye Moskova ile görüşüyor. Daha iki gün önce Putin Erdoğan'la görüştü sürekli görüşüyorlar telefonda. Aslında bakarsanız bu Amerika'yı rahatsız ediyor. Batı'yı da rahatsız ediyor. Batı ve Amerika ısrarla